Yargıda artık yıkılış dönemi başlıyor. Bir yandan Ilgaz'ın, bir yandan da Ceylin'in ulaştığı kritik detaylar yeni bölümde büyük bir patlak verecek. Bu konuda çok kritik yeni detaylar ortaya çıkacak. Aile içi yıkılış başlayacak ve özellikle Ceylin'i çok zor bir seçim bekleyecek. Merdan Dede'nin son kozu ise herkes ekranları kilitleyecek. Öte yandan iki büyük sürpriz bizi bekliyor. Kekta'yı ise hiç ummadığı zorlu bir süreç bekliyor. Derya ve Ceylin arasında haklı çıkacak ve özür dileyecek olan taraf kim olacak? Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak Ilgaz, tespit ettiği bazı tutarsızlıklar sonucu istemese de ailesinden şüphelenmeye başladı. Sonrasında ise Serdar'ın öldürüldüğü olay yerinde bulduğu ipucu, olayın gidişatını tamamen değiştirecek. Üstelik tek ipucu bu olmayacak. Duvardaki kan lekesinin yanı sıra Parla'nın olay yerine düşürdüğü kağıt, Ceylin'in attığı ve kıyafetlerinin içinde olduğu çöp poşeti, Serdar'ın üzerinden çıkan kadın saçı, Defne'nin herkesin çatıda buluşacağını öğrenmiş olması. İşte tüm bu detaylar birer birer ortaya çıkacak ve artık şüpheli listesindekilerle büyük yüzleşme başlayacak. Yalanları ortaya çıkacak ve teker teker yeniden ifadeleri alınacak. Diğer yandan ise Ceylin, ailesinin söylediği yalanı Çetin'le yüzleşerek ifşa etti ve artık şüphelendiği konuyu emin bir şekilde sorgulamaya başladı. Bu konuda Ceylin'i çok zor bir seçim bekliyor olacak. Bakalım Ceylin aileyi mi yoksa adaleti mi tercih edecek? Tüm bunlar yaşanırken Begül, Osman, Aylin, Çınar, Parla, Tuğçe ve Merve giderek köşeye sıkışırken sahneye Merdan Dede çıkacak ve son kozunu oynayarak işlerin gidişatını etkileyecek. Şimdi gelelim bu konuya. Serdar'ın katilinin kim olabileceği konusunda önceki iki videomuzda ve özellikle bundan önceki son videomuzda değinmiştik. Asıl önemli olan ise bu ekibin bu olaydan nasıl sıyrılabileceği konusu. Bu konuda bir başkasına suçu yükleme planı başarılı olmayan Merdan Dede, geçtiğimiz bölümde Çınar'la konuşurken oynamadığım son bir kartım var demişti. İşte şimdi sıra Merdan Dede'nin yedek planına geldi. Bu plan işlerin gidişatını büyük ölçüde etkileyecek. Merdan'dan Yekta'yı köşeye sıkıştırması bekleniyor. Çöpteki çocuklar sayesinde çok kritik bilgiler elde edecek. Hem Özgür'ün hem de Yekta'nın bu olayla ilgisini bulmaya çalışacak. Bildiğiniz gibi Yekta'nın iki bölüm öncesi çöplükten geldiği ve hatta elinin kesildiği gösterilmişti. Çok büyük bir ihtimalle Serdar'ın üzerine bulunan kan Yekta'ya ait çıkacak. Zaten Merdan, Serdar'ın gömüldüğü yerden çıkarıldığını söylemişti. Bu durumu takip eden kişi ise Yekta'nın iz sürücüsü Özgür. Tabii bir de Serdar'ın Yekta'nın evine gitmiş olması detayı var. Yekta'nın Rafet'le yaptığı işbirliği ise her an ifşa olabilir. Tüm bunları birleştirince Yekta'yı çok zor günler bekliyor diyebiliriz. Üstelik Merdan'ın elinde Yekta'nın sahte avukatlığı ile ilgili belgeler de var. Bakalım Merdan bu kozunu kullanarak Yekta'yı köşeye sıkıştırabilecek mi? Öte yandan Yekta'nın oğlu Ömer diziye farklı bir renk katacak. Özellikle Yekta açısından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi gelelim iki sürpriz senaryoya ve Ceylin ile Derya'nın müthiş mücadelesinde kimin haklı çıkacağına. Birinci sürprizimiz tahmin edeceğiniz gibi Pars ve Derya ile ilgili. İlişkileri ortaya çıkınca kara kara düşünmeye başlayan Pars, Ilgaz'ın tavsiyesiyle çözümü buldu ve tıpkı zamanında Ilgaz ve Ceylin'in yaptığı gibi Derya ile evlenmeye karar verdi. Yeni bölümde bu konu işlenecek ve kısa zamanda sürpriz bir evlilik töreni izleyebiliriz. İkinci sürprizimiz ise Ceylin'in hamilelik senaryosu. Ilgaz'ın rüyasındaki bebek ağlaması da bunun bir başka işaretiydi. Geçtiğimiz bölümde ise Ceylin üstü kapalı erkek çocuk spoilerı verdi. Kısacası 6 ay sonrasında gördüğümüz şok eden senaryoya gittikçe yaklaşırken Ceylin'den hamilelik sürprizi gelebilir. Bunun yanı sıra Derya ve Ceylin arasında yaşanan gergin mücadele kısa bir süre daha devam edecek. İşin sonucunda ise haklı çıkan taraf Ceylin olacak. Arda'nın baş şüpheli olduğu olayla ilgili hiç umulmadık bir senaryo ortaya çıkacak. Sonrasında Derya, Ceylin'in üzerine çok fazla gittiği için, ona karşı önyargılı davrandığı için ondan özür dileyecek ve konu elbette tatlıya bağlanacak. Ancak her şeyden önemlisi, Ilgaz ve Ceylin tüm yaşananlardan dolayı uçurumun kıyısına kadar gelecek ve üzerlerine çok ağır bir yük binecek. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Anında haberdar olmak ve kaçırmamak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.